geldiniz sevgili öğrenciler. Bu videomda 6. sınıf Türkçe dersi Anka Kuşu yayınına göre hazırlanmış. 1. dönem 2. yazılı sınavı ülke geneli ortak yazılı sınavı soru çözüm videosuna yer verdim. Hepinize başarılar. 1. soru ordumuz 30 Ağustos 22'de parlak bir zafer kazandı. Cümledeki altı çizili sözcüğün anlamı hangisidir? Arkadaşlar parlak kelimesi burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Bu kelime mecazen göze çarpacak kadar başarılı olan anlamına gelir. Benim açıklamam B seçeneğinde var. Göze çarpacak kadar başarılı ifadesini görüyorsunuz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle okuyalım. Ordumuz 30 Ağustos 1922'de göze çarpacak kadar başarılı bir zafer kazandı. Parlak kelimesinin yerine açıklamaya getirdim. Ve anlamlı bir bütün elde etmiş oldum. Bu arada parlak kelimesinin gerçek anlamı nedir? Işıldayan, parlayan, pırıltılı olan anlamlarına gelir. Fakat bu anlamlar bu cümle içerisinde geçen parlak kelimesinin karşılığı anlamı değil. Parlak kelimesi mecaz anlamda kullanılmış. Açıklama B seçeneğinde yazılı. Arkadaşlar Ağustos kelimesine bakın. Ağustos'un A'sı büyük yazılmış. Ağustos burada ay ismi. Belirli bir tarih bildiren gün ve ayatları büyük harfle başlar. 30 Ağustos belirli bir tarihtir. Bu durumda Ağustos kelimesinin A'sı büyük yazılmış. Sayılara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. 1922 sayısından sonra gelen D bulunma hal ki kesme işaretiyle ayrılmış. Sonraki altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam hangisidir? Sanatçı eserlerini oluştururken dil ve anlatıma çok önem veriyor. Adeta neredeyse kılı kırıp yarıyordu. Kılı kırk yarmak bir deyimdir arkadaşlar. Bu deyim titiz ve ayrıntılı bir biçimde üstünde durmak anlamına gelir. Deyimler mecaz anlamlı ifadelerdir. Unutmayınız deyimler gerçek anlamda çok az kullanılır. Hemen yine bir numaralı soruda olduğu gibi açıklamayı yukarıya getirelim ve cümleyi okuyalım. Sanatçı eserlerini oluştururken dil ve anlatıma çok önem veriyor. Adeta titiz ve ayrıntılı bir biçimde ele aldığı konunun üstünde duruyor. Evet, bu şekilde bir açıklamayı ne yaptık? Kılı kırk yarıyor deyiminin yerine getirmiş olduk. Cevap Denizli. Soru 3. Cümledeki altı çizili ismin çeşidi hangisidir? Topluluk ismi, çoğul isim, cins isim ve özel isim. Bu satırları yazarken evimin penceresinden kar tanelerinin yavaş yavaş düşüşünü izliyorum. Ev kelimesi tabii ki özel isim değil arkadaşlar. Özel isimler cümle içerisinde büyük harfle başlar. Ev kelimesi çokluk eki almamış. Lerlar almamış. Çoğul isim de değil arkadaşlar. Ev kelimesi tekil isim. Topluluk ismi de değil. Bu durumda ev kelimesi cins isim. Özel isimlerin dışındaki isimlere biz cins isim deriz. Aynı türden varlıkların ortak adına biz cins isim deriz. Evlerin boyutu, rengi, şekli farklı arkadaşlar ama ortak adına biz ne diyoruz? Ev diyoruz. Bu arada ev isim kök sevgili öğrenciler. İm iyilik eki kimin evi benim evim isme sorulan kimin neyin sorusu iyilik ekini buldurur. İn eki ise ilgi eki arkadaşlar. İn eki ilgi eki. İyilik eki çekim eki oluyor. İlgi eki çekim eki oluyor. Arkadaşlar evimin penceresi belirtili isim tamlaması. Evimin tamlayan penceresi tamlanan. Tamlayan ilgi eki alırsa in burada ilgi eki. Tamlanan ise iyilik eki alırsa i burada iyilik eki. Biz bu tür tamlamalara belirtili isim tamlaması deriz. Ev kelimesi cins isim görevinde kullanılmış. Soru 4 dizelerin ana duygusu hangisi? Bakalım şiirde nasıl bir duygudan söz ediliyor? Damlardaki kar, saçaklardaki buz, kanı kaynayan suya dar geliyor. Haberin var mı? Oluklardan akan su sesinde bahar geliyor. Evet arkadaşlar, şair baharı bize müjdeliyor. Şair bahar geldiği için sevinç içerisinde. Bahar geldiği için şair mutlu. Baharın geldiğini nereden anlıyorum? Damlardaki, çatılardaki kar, buzlar eriyormuş eridiği için su coşkun bir şekilde akıyormuş suyun aktığı giderler suya yetmiyormuş oluklar dolup taşıyormuş arkadaşlar bütün bunlar hava sıcaklığının artmasıyla karın ve buzun erimesi sonucu oluşur demek ki bahar gelmiş şairimiz bahar sevinci içerisinde şiirini Kaleme almış. Beşinci soru parçanın konusu hangisidir? A. Elektrik tellerinin yol açabileceği hava kazaları. B. Elektrik tellerindeki ikaz küresinin işlevi. C. İkaz kürelerinin icat edilme süreci. D. Denizli elektrik tellerinin inşa edildiği yerler. Metni okuyalım. Bazı elektrik tellerinde bulunan ve üst kısmı kırmızı renkli olan küre şeklindeki toplara ikaz küresi denir. Bakın ikaz küresinden söz ediliyor. Bu toplar elektrik tellerine belirli aralıklarla yerleştirilir. Yine yazar ikaz küresi hakkında bize bilgi vermeye devam etti. Genellikle havaalanlarına yakın yerlerde ve üzerinden kablo çekilen nehir, göl, demir yolu gibi alanlarda kullanılır. Bakın bu ikaz küresi hangi alanlarda kullanılıyor? Yazar bize şurada bilgi veriyor arkadaşlar alçaktan uçuş yapan helikopterlerin ve uçakların telleri algılayabilmesini sağlar. Bakın yine yazar ikaz küresinin ne işe yaradığından söz etmeye devam ediyor. Bu toplar sayesinde olumsuz durumların yaşanması engellenmiş olur. Arkadaşlar son iki cümlede ikaz kürelerinin işlevi görevi hakkında bize bilgi verildi bu durumda cevap şöyle bakın hangisi oluyor? Bursa oluyor. Elektrik tellerindeki ikaz küresinin işlevi. İşlev dediği, işlev dediği görev oluyor, fonksiyon oluyor arkadaşlar. Demek ki elektrik tellerinin, daha doğrusu elektrik tellerinde yer alan ikaz küresinin işlevi, görevi, fonksiyonu nedir? Alçaktan uçuş yapan helikopterlerin ve uçakların telleri algılayabilmesini sağlıyormuş bir de bu toplar sayesinde olumsuz durumların yaşanmasının önüne geçilmiş oluyormuş cevap bursa. 6 parçaya getirilebilecek en uygun başlık hangisi çocukların duygu ve düşünce dünyalarını görsel ve dizel ögelerle zenginleştiren en önemli ürünler çocuk kitaplarıdır. Anahtar kelime grubu çocuk kitapları oluyor. Bu kitaplar çocuklara okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırır. Bakın çocuk kitaplarının faydalarından söz ediliyor. Bununla birlikte ana dilinin kullanım olanaklarını da sezdirir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çocuk kitaplarının faydalarından söz edilmeye devam edildi. Anahtar kelimemiz çocuk kitaplarıydı. Bu durumda başlık ne olabilir? Bilimsel kitaplar olamaz. Ana dilin öneminden mi söz edildi. Şurada bir ana dil ifadesi var ama ana dille metin başlamadı arkadaşlar. Çocuk kitaplarının görevlerinden biri ana dilinin kullanım olanaklarını çocuklara sezdirmekmiş. Ana dilin önemi söz edilmiyor. Genel olarak bundan söz edilmiyor. Çocuklarda dil gelişimi bundan da söz edilmeli. Tabii ki çocuk kitapları çocukların dil gelişimine olumlu katkı sağlayabilir. Ama burada genel olarak başlık hangisi olabilir? Tabii ki çocuk kitapları olabilir. Çünkü ilk cümlede anahtar kelime grubu vardı arkadaşlar. Bu tarz sorularda anahtar kelime ya da kelime grubu arayacaksınız. Başlık şöyle de olabilirdi. Çocuk kitaplarının faydaları. Evet bu şekilde bir başlık kabul edilebilirdi ama bu şekilde bir başlık olmadığı için en genel başlık, en geçerli başlık çocuk kitapları. Yedi parçadaki numaralı almış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Yani hangi cümleyle ikinci paragraf başlar? Bu yıl cumhuriyetimizin birinci cümle Bu yıl cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. İki Birçok milli sporcumuzla bu gururu pekiştiren başarılar kazandı. Gördüğünüz gibi gurur kelimelerinin altını çizdim. Anlam olarak 1 ve 2 numaralı cümleler birbirini tamamlıyor. 3. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları sonucunda onlarca madalya elde edildi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu gururu pekiştiren başarılar elde edilmiş. Ne gibi başarılar elde edilmiş? Dünya ve Avrupa şampiyonlukları sonucunda onlarca madalya edildi. İşte bu madalyanın alınması, sporcular tarafından madalya kazanılması bizim gururumuzu pekiştirmiş. Bu durumda 1, 2 ve 3 numaralı cümleler anlam olarak birbirini tamamlıyor. 4'e bakalım. Milli sporcu olabilmek için disiplinli çalışmak gerekir. Gördüğünüz gibi 4 numaralı cümlede konu değişti. 4 numaralı cümlede milli sporcu olabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Milli bir sporcunun özelliklerinden söz ediliyor. Disiplinli olmak gerekiyormuş. Bu durumda cevap C oluyor peşə okuyalım yüzme voleybol güreş okçuluk bu madalyaların elde edildiği alanlardan yalnızca birkaç arkadaşlar 3 numaralı cümlenin devamı 5 numaralı cümle 4 numaralı cümle araya kaymış arkadaşlar düşüncenin akışını bozmuş. Şimdi 5 numaralı cümlede 4 numaralı cümle ile ilgili konular değiniliyorsa tabii ki 4 numaralı cümleden itibaren ikinci paragraf başlayacaktı. Şu durumda İkinci paragraf nasıl başlayacak diye söyleyemeyiz. Çünkü 4 numaralı cümle tamamen konu dışına çıkmış arkadaşlar. Şu cümleyi çıkarırsanız cümlenin akışı düzelmiş olur. 8. Sözleri söyleyen kişi Türklerin hangi özelliğine değinmemiştir? Sevecenlik, cesurluk, kararlılık ve disiplinlilik. 1554'te İstanbul'a görev yapan bir elçi Türklerle ilgili şunları söylemiştir. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna iki nokta konur cümle bakın tırnak içine alınmış başka bir kimseden olduğu gibi aktarılan sözler cümleler tırnak içine alınır. Türkler bitkilere hayvanlara özellikle de kuşlara çok şefkatli davranırlar. Şefkat kelimesi sevecen anlamına gelir. Daha doğrusu sevecenlik diye de bu kelimeyi kullanabilirsiniz. Yani Türkler bitkilere hayvanlara özellikle de kuşlara bir sevgi besliyormuş arkadaşlar bütün bu varlıkları seviyormuş. A seçeneği çıkar. Her işe büyük bir azimle. Azim nedir? Azim kararlılık demektir arkadaşlar. Her işe büyük bir azimle başlayıp o azimle işlerini bitirirlermiş. Yani Türklerin kararlı olduğu anlamını çıkar. Ordugahlarında, ordu evlerinde sessizlik ve düzen hüküm sürer. Sınıfta sessizlik ve düzen varsa o sınıf disiplinli bir sınıftır. Bu durumda Türklerin disiplinli olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda Türklerin cesur olduğuna dair bir bilgi yok. Sevgili öğrenciler, özel isimlere gelen çokluk ekiller Kesme işaretiyle ayrılmaz. Türk isim kök sevgili öğrenciler. Türk bir millet ismi. çokluk eki. Bakınız aşağıda kesme işaretiyle ayrılmamış. Yine çokluk ekinden sonra gelen diğer ekler. in burada ilgi eki. Kesme işaretiyle ayrılmaz. Şu bölüm sınavlarda yazım kuralı olarak çok çıkar benden söylemesi. 9 hangisinde uyak kafiye yoktur? A. gök sarı toprak sarı çıplak ağaçlar sarı arkada zincirlenen yüksek Toros dağları Dize sonlarındaki ses benzerliğine kafiye denir. Sarı ve dağları kelimesinin altını çizdik. Hangi sesler benziyor? Arı sesleri birbirine benziyor. Burada zengin kafiye var. 3 ya da daha çok ses benzerliğine zengin kafiye denir. B'ye bakalım. Sen vatanımsın, ekmeğimsin, duyduğum, bildiğim zafersin yıllarca ekmeğimsin ve yıllarca kelimelerin altını çizdim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekmeğimsin ve yıllarca kelimeler arasında bir ses benzerliği yok. Cevap bursa Ç şey, aya haber sal çıksın bu gece. Görünsün şöyle gönlümce. Arkadaşlar C sesleri iki kelime de benzer oluyor. Gece ve gönlümce kelimelerinde tam kafiye var. İki ses benzerliğine tam kafiye denir. D'ye bakalım bir zafer müjdesi burada her isim sanki tek bir anda gün saat mevsim isim ve mevsim kelimelerine bakalım. Buradaki ses benzerlikleri sim. Evet arkadaşlar S, i M zengin kafiye var yine değerli öğrenciler. Cevap Bursa oluyor A, C ve D'de kafiye var B'de kafiye yok. 10. Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel bir ifadeye yer verilmiştir? 1. Dünya oluşurken farklı yoğunluklardaki katmanlara ayrılmıştır. Burada nesnel bir ifade var. Zaten bu bilgilendirici metin şu anda yazar herhangi bir yorum yapmamış. Yorum varsa, kişisel görüş varsa, kişisel düşünce varsa, cümlede bence bana göre anlamı varsa o cümle öznel yargılı cümle. Arkadaşlar iki numaralı cümleye bakıyoruz. Yoğunluğu fazla olan maddeler çekirdek ve mantoyu oluştururken az olan maddeler yer kabını oluşturmuştur. Yine yazar nesnel cümlelerle bilgi vermeye devam etmiş. 3. Yoğunluğu fazla olan katmanlardan çıkan su buharı ve diğer sıcak gazlar mavi bir örtüyü andıran okyanusları meydana getirir. Arkadaşlar andırmak kelimesi ifadeye cümleye benzetme anlamı katmıştır. Mavi bir örtüyü andıran okyanuslar. Arkadaşlar okyanus mavi bir örtüye benzetilmiş. Benzetme söz sanatı varsa orada öznellik vardır. Çünkü benzetme kişiden kişiye değişir. Üç numaralı cümle öznel yargılı cümle cevap Ceyhan. Dört bu sıcak gazlar okyanus tabanında su oluşum sürecini günümüzde de devam ettirmektedir. Yine yazar nesnel cümlelerle bilgi vermeye devam etmiş arkadaşlar. A, B ve D'deki cümleler nesnel 3 numaralı cümle ise öznel yargılı cümle. 11 cümlede virgül aşağıdaki işlevlerinden görevlerinden hangisiyle kullanılmıştır? Ormanda ağaçlar virgül çiçekler ve hayvanlar bir arada mutlu bir şekilde yaşarmış. Virgül burada ağaçlar ve çiçekler kelimesini birbirinden ayırdı. Yani eş görevli kelime ve kelime grupları arasına ne konur? Virgül konur. Ağaçlar ve çiçekler kelimesiniyle. 11 cümlede virgül aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılmıştır? Ormanda ağaçlar, çiçekler ve hayvanlar bir arada mutlu bir şekilde yaşarmış. Arkadaşlar, ağaçlar kelimesinden sonra gelen virgül eş görevli kelimeleri birbirinden ayırmak için kullanıldı. Ağaç ve çiçek kelimelerini birbirinden ayırmak için virgül kullanıldı. Madde D'de var. Birbir bir ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur. Cevap Denizli. Yukarıda virgül kelime gruplarını ayırmamış. Kelimeleri ayırmış arkadaşlar. Ağaçlar ve çiçekler kelimelerini ayırmış. Cevap Denizli. 12 parçalı numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Havacılık, uzay ve teknoloji festivali ifadesi herhangi bir yazım yanlışına sahip değildir. Arkadaşlar festival şenlik kelimeleri bir özel isim grubu içinde ise bir etkinliğin şenliğin adı içinde ise büyük harfle başlar. Bir de yanlışlık yok. İzmirlilerle ifadesine kelimesine bakalım. Yine bu kelimede yazım yanlışlığı yok. İzmir özel isim özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Li isimden isim türeten bir yapım eki. Yapım ekinden sonra gelen diğer çekim ekleri yine kesme işaretiyle ayrılmaz. Ler çokluk eki. L ise burada edat arkadaşlar. Edatlarda yine ne oluyor? Çekim eki göreviyle kullanılıyor. Pek çok kelimesi ayrı yazılır sevgili öğrenciler. Demek ki cevap C yani 3 numaralı kelime. Siz buradaki yazım yanlışını, D'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık var burada. Bu şekilde tek bir kelimeye bakarak anlayamazsınız. Şuradan itibaren cümleyi sonuna kadar okuyunuz. 27 Eylül 2023 tarihinde başlayan festivalde her yaştan arkadaşlar bakın festivalde kimde, kimde, nerede sorularına cevap alabiliyorsanız oradaki D'da bulunma halekidir ve kendisinden önceki isme bitişik yazılır. Nerede? Festivalde. Demek ki buradaki D bağlaç değil. Ne olacak? Bulunma hal eki olacak ve festival kelimesine bitişik yazılacak. Demek ki 3 numaralı kelimede D dağının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmış cevap C. Sevgili öğrenciler aşağıya bir cümle yazdım okuyalım. Bu festivalde de pek çok etkinlik düzenlendi. Şimdi ayrı yazılan D'ye bakalım. Bu ayrı yazılan D'ye bağlaç oluyor. Bağlaç olan D'ye daha kendisinden önceki kelimeden tamamıyla kesme işareti kullanılmadan ayrı yazılır. Bağlaç olan D'ye daha cümleye dahi bile üstelik başkası anlamları katar. Özellikle bu başkası kelimesinden bir D'ye bağlaç mı yoksa bulunma hal ekimi olduğunu rahatlıkla anlarsınız. Şimdi bu festivalde de pek çok etkinlik düzenlendi cümlesinde başka festivalde de etkinlikler düzenlendiği anlamı çıkmıyor mu arkadaşlar? Çıkıyor. Bakın başka dedim başka. Başka festivallerde etkinlikler düzenlenmiş. Bu festivalde de pek çok etkinlik düzenlenmiş. Bu durumda de bağlaç oluyor ve kendisinden önceki festival kelimesinden ayrı yazılmış. Ama şuradaki D bulunma haleki nerede pek çok etkinlik düzenlendi. Bu festivalde bakın nerede sorusuna cevap alabiliyorsam az önce söyledim. Oradaki da bulunma halekidir ve kendisinden önceki ismi bitişik yazılır. 13 ve 14. sorular aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 13 parçadaki altı çizili sözcüğün aldığı ek hangisidir? Yolunuz Artvin'in Arhavi ilçesine düşerse çifte köprü, Mençuna şelalesi ve Ortacalar camiini mutlaka görün. Arkadaşlar yolunuz kelimesindeki unuz eki İyilik eki yol isim oluyor isim kök oluyor unuz ise ikinci çoğul şahıs iyelik eki kimin yolu isme sorulan kimin neyin soruları iyelik ekini buldurur kimin yolu sizin yolunuz sevgili öğrenciler cevap nedir cevap Adana'dır şöyle yuvarlak içine aldık Metini okumaya devam edelim bu arada yazarımız Artvin'in Arhavi ilçesini geziyor. Gezdiği yerler hakkında bize bilgi veriyor. Demek ki bu yazı gezi yazısı. Gezilip görülen yerlerin anlatıldığı yazılara gezi yazısı denir. Bu ziyaret hem vücudunuz hem de zihniniz için yenilenme olacaktır. Bakın yazarımız Arhavi ilçesini neden gezmemiz gerektiği konusunda bize yardımcı oluyor. Yani bizi Arhavi ilçesini gezme konusunda isteklendiriyor. Yeşil, mavi ve kahverenginin iç içe geçtiği bu yerlerde yaşadığımız görsel şöleni siz de mutlaka yaşayın diyor. Demek ki gezilip görülen yerlerin anlatıldığı yazılara bizler gezi yazısı deriz. Cevap Bursa. Anı olay yazısı sevgili öğrenciler. Anı kelimesinin diğer ismi hatıra. Gezi yazıları bilgilendirici metinlerdir. Hikaye olay yazısı mektup hitapla başlıyor. Sevgili kardeşim gibi. 15 ve 16. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 15 ne demiş? Parçadaki altı çizili cümlede aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır? 16. soru ne demiş bakalım? Parçada anlatılanlar aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde geçmiştir? Öyle gece, akşam, sabah. Metni okuyarak iki soruyu cevaplayalım. İşe yetişmek için evden telaşla çıktı. Arkadaşlar bu cümle ne cümlesi? Bu cümle amaç sonuç cümlesi. Sonuçta evden telaşla çıktı. Evden telaşla çıkmasının amacı ne? İşe yetişmek için. Bu durumda 15'in cevabı A oluyor arkadaşlar. Metni okumaya devam ediyoruz. Güneş parlak ışıklarıyla dünyayı yeni yeni aydınlatmaya başlamıştı. Arkadaşlar kahramanımız demek ki sabah. Sabah Leyne'den çıkmış. Güneş parlak ışıklarıyla dünyayı yeni yeni aydınlatmaya başlamış ise sabah olmaya başlamış demektir. Köşe başındaki simitçi her zamanki gibi taze simitlerim var diye bağırıyordu. Bir tane kendine bir tane de iş yerindeki arkadaşlarına simit aldı yürümeye devam etti. Demek ki 16. sorunun cevabı sabah kelimesinde gizli. Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisine gerçekleşmiştir? Sabah gerçekleşmiştir. Cevap Ceyhan arkadaşlar Videonun sonuna geldim. 6. sınıf oynatma listesini ekranın sol üst köşesine bırakıyorum. Oradaki videolardan mutlaka istifade ediniz. Hepinize başarılar.